Merhaba, ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz alkali beslenmenin formülü. Bu videoyu mutlaka paylaşın. Bu video alkali beslenme anlamında değerli toplu yapılmış harika bir video. Onu özellikle belirtmek isterim. Özellikle aldığımız gıdaların çözüldükten sonra farklı bir pH durumları var. Özellikle sindirim sonrası sülfür ve fosfor atıkları daha çoksa vücudumuz daha çok asitik yapıyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Alkali beslenmenin harika bir listesini sunacağım. Mutlaka eşinize, dostunuza gönderin veya mutlaka not alın. Asitik beslenmeye baktığımız zaman birçok sağlık probleminin oluştuğunu artık bilimsel olarak biliyoruz. Özellikle alkali oluştuğu zaman kemiklerimizin daha sağlam olduğu, böbrek fonksiyonlarımızın daha iyi çalıştığı, vücudun daha az iltihaplanma durumlarını yaşadıkları ve alkali beslenmede sindirimin daha iyi gerçekleştirdiği, bağırsaklarımızın da bu anlamda daha sağlıklı ve mutlu olduğunu artık biliyoruz. Peki o zaman biz alkali olarak beslenmemize nasıl bir katkı koyalım? Bu anlamda birçok sebzeyi inceledim. Bizim 7 tane sebzemiz var. Bu sebzeler bizi alkali yapmakta daha üst sıralarda olduğunu söyleyebilirim. Birincisi ıspanak ve brokoli, lahana gruplarının hepsi, kereviz, karnabahar, pırasa ve pazı. Bu sebzeler bizim vücudumuzu alkali yapıyor. Peki alkali yapmada hangi meyveler daha etken? Burada da 10 tane meyve belirledim. Birinci meyve limon. Limon en çok tartışılan meyvelerden bir tanesi. Özellikle limonun pH'sı çok yüksek. 3, 2,5-3 arasında. Ama özellikle çözündükten sonra, sindirimi tamamen tamamlandıktan sonra vücudu alkaliye çeviriyor. İlk baştaki pH değerini dikkate almayın. Birinci meyvemiz limon. İkinci meyvemiz avokado, elma, armut, çilek, greyfurt, mango, karpuz ve ahududu. Bu 10 meyve özellikle bizim vücudumuzu alkaliye dönüştürmekte bizlere yardımcı olmaktadır. Bu anlamda tohum ve kuru yemişlerden de 6 tanesini belirledim. Bunlar da yine bizim vücudumuzu alkaliye çevirmekte yardımcı. Birinci tohumumuz badem, ikinci tohumumuz chia, üçüncü tohumumuz kabak çekirdeği, dördüncüsü keten tohumu, beşincisi ceviz, altıncısı susam tohumu veya tahin. Özellikle badem pahalı diyebilirsiniz. Onun yerine de kabak çekirdeği kullanabilirsiniz. Bu tohumlar önemli. Özellikle otlar ve baharatlara baktığım zaman bu anlamda zencefil alkaliye çevirmede kıymetli, sarımsak, zerdeçal, fesleğen ve maydanoz. Mutlaka kahvaltıda düzenli olarak yine maydanozu bir şekilde ekleyin derim. Vücudumuzu asitik yapan et ve süt ürünlerine geldiğim zaman bunlardan da 6 tanesini ciddi olarak belirledik. Özellikle kırmızı et ve tavuk eti bizim vücudumuzu asitik yapıyor. Salam, sosis asitik yapıyor. Peynir, yoğurt ve süt asitik yapıyor. Peki asitik yapan tahıllar nelerdir? Bunlarla ilgili de 6 tane tahıl grubu belirledim. Beyaz ekmek mutlaka bizi asitik yapıyor. Beyaz pirinç, makarna, yulaf ezmesi, mısır gevreği de yine vücudumuzu asitik yapan besin gruplarının içinde. Asitik yapan şeker ve rafineri gıdalar da var. Bunları da yine 6 tane sıraladım. Özellikle bunları da ciddi olarak saymak istiyorum. Beyaz şeker, şekerli bütün içecekler, çikolata, kek ve kurabiye, hamur işleri, dondurma da yine bizim vücudumuzu asitik yapan grupların içinde. Asitik yapan diğer 2 tane yağ var. Makarna ve tereyağı. Bu anlamda zeytinyağı asitik durum yapmıyor. Alkaliye yardımcı oluyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Asitik yapan içeceklere baktığımız zaman kahve asitik yapıyor.
siyah çay, enerji içeceklerin tamamı, alkollü içecekler, yine saymıştık, şekerli içeceklerin hepsi vücudumuzu asitik yapıyor. Asitik yapan diğer grupta, bunların içinde saymadığım grupta, yumurta ve kabuklu deniz ürünleri de vücudumuzu asitik yapıyor. Alkali reçete bu anlamda YouTube'da bu kadar güzel, ayrıntılı video yok. Mutlaka eşinize, dostunuza, sevdiğiniz insanlara gönderin ve bir şekilde paylaşın derim. Peki Hipokrat nedir? Bilin Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Gördüğünüz gibi Ot Adam'ın kanalı her video için 6-7 günlük çalışıp bilimsel bir veri tabanıyla yayıyoruz. Mutlaka abone olun ve bildirim zilinizi açın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.